Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 15 ayalık salı maçları için karşınızdayım. Bugün yine sizlere ikili bir kombin hazırladım arkadaşlar. Dilerseniz ilk maçımla başlayayım. Ee, öncelikle lütfen bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. İlk maçımız İtalya Serie A'dan arkadaşlar. Udinese Kratone maçı saat 20.30'da başlıyor. Ev sahibi 148, deplasman 425. Gördüğünüz gibi Kratani sonuncu. Ev sahibi Udinese, Udinese 10. sırada. Yalnız birçok takıma göre eksik maçını oynayacak arkadaşlar. Yani bu maçın eksik maçı sayarsak kazansa dahi yer değişmiyor arkadaşlar. 10, 16 puana ulaşır. Yani yine 10. sırada kalır. Şöyle e, şuna da bakalım arkadaşlar. Udinese e, Kratone'ye çok iyi gelmemiş gibi arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman Kratone'nin bir evinde bir dışarıda galibiyeti var. Udinese de aynı şekilde bir evinde bir dışarıda kazanmış. Yani birbirlerine üstünlük çok kuramamışlar. Tabi 2016-2018 Bazen orada 2000, şey 1950'ler bile çıkabiliyor. Çok eski maçlar değil yani. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Ev sahibi son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almış. Deplasman takımı da 3 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik. Ev sahibi şu an son 5 maçlarına bakarak daha iyi konumda olduğunu, sıralamada da her şeyde üstün olduğunu belli ediyor. Ama futbol bu belli olmuyor. Kratone de son maçında Spezia'ya 4-1 atmış. 4-1 yenmiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi özellikle ikinci ayda coşmuş. Son dakikaya kadar gollerini atmış yani. El Spezia da zaten çok iyi bir konumda değil. Gördüğünüz gibi 16. sırada. Ama e, tabii tabi Kratone'den e, üstte şu an 10 puanı var. Kratone kazandığı halde 5 puanda kalmış. Kratone bu arada eee gördüğünüz gibi Toyno'dan puan aldı. Yanlış hatırlamıyorsam daha önceden Juventus'tan da almıştı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hemen şöyle bakıyorum. Evet Juventus'la da beraber kalmış. Crotone gerçekten hani dakika 21'den sonra maç öyle bitmiş. Özellikle evinde arkadaşlar kolay kolay yenilen bir takım değil. Bu da Atalanta'ya yenilmiş. Spal'la beraber kalmış. Juventus'la beraber kalmış ondan sonra şurada bakarsak lazio ya hani evinde çok güçlü takımlara yenilmiş ama e, ligin favori takımları şampiyonluğun en büyük adaylarına yenilmiş yenildiği zaman onun dışında baktığımız zaman e, dediğim gibi juventus'tan bile evinde puan almayı başarmış yani Spezia'yı da yenmiş e, bu da deplasman De da deplasman kaynesine baktığımız zaman da çoğu zaman kötü arkadaşlar yani e, gol soyunu var deplasmanda daha çok yeniliyor ama yani gol pek atamıyor. Gol atsa belki puanlar, e, galibiyetler alma ihtimali var ama düşük. Bu maç hakkında tahminim arkadaşlar iki buçuk üst 167. E, bakmıyorum arkadaşlar. Şunu söyleyeyim yani şu maçın hani e, galibiyetine ne oynayacaksın 2.5 üstüne ne oynayacaksın. O yüzden ben bu maçlara bakmıyorum bile. Bakıyorum önce bir 1.30 vermişse oynamamaya çalışıyorum. Yani bakmamaya çalışıyorum. Şuraya bakın 5 tane maçın 3 tanesi alt olmuş Manchester City'nin. Deplasmanın da aynı ama oranlar çok enteresan. Aynı şekilde Real Madrid maçına bakalım arkadaşlar. 1.60 vermiş. Real Madrid'e bakın. Son 4 maçı out olmuş. O yüzden ben bu tarz maçta bakmamaya çalışıyorum. Bazen bana diyorlar ki neden hep yani bilinmedik yani ana major liglerin dışında maç veriyorsun diye de ya bir 20 bir 30 neyine vereyim arkadaşlar? Yani bak şu da yani çok göstermek istemiyorum yani uzatmak istemiyorum burayı ama yani bakalım şunu arkadaşlar alın Atalanta'yı şöyle bir tıklayayım arkadaşlar. Bakın bütün maçta alt. Son maçı üst oldu. Ben bunu katılda da verdim tabi. Atalanta Fiorentina maçını üst verdim. Ama yani neyini oynayayım ya? Şunlara bak hepsine bir 15 20 vermiş Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden ben her maçı seçmiyorum. O biraz da oyanlara bakıyorum. 2.5 üstüne bir 22 vermiş. Ben her maça e, o yüzden bakmıyorum arkadaşlar. majolik olması önemli değil ya. Önemli olan en azından oynadığına değmesi. Oranları iyice dibe çektiler zaten. Çekebildikleri kadar çektiler. Bu da ikinci maçımız arkadaşlar. Aya da gösterdim maçları. E, gerçekten bazen bu oranlara baktığım zaman çok sinirleniyorum yani. Udinese maçını verdim arkadaşlar. İlk maçım oydu. İkinci maçım. OPEA Stokes diye. İngiltere Championship'ten saat 20.30'da başlıyor. 2.30'a 2.25 arkadaşlar. Çok dengeli oyanlar gördüğünüz gibi. Şöyle baktığımız zaman arada 11 puanlık bir fark var. Ev sahibi 19. sırada. Deplasman stok 8. sırada. Gördüğünüz gibi ev sahibi son 5 maçında 4 mağlubiyet almış. Bir beraberlik almış. Deplasman takımı da biraz istikrarsız arkadaşlar. Ne yapacağı belli olmuyor. Misal son 5 maçında 3 maç hiç yenilmemiş. Sonra e, mağlubiyet almış. Beraberlik almış. Biraz kaymaşık ilerliyor. 2 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyetle oynuyor son 5 maçında. E, yenildiği maçı da evinde yenilmiş Kadife Yani dediğim gibi biraz istikrarsız. Ne yapacağı belli olmuyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. bir 30dan ilk yayı gol var. Ee, bu şekilde ikinci maçımız arkadaşlar. Lütfen sizden ricam videolarıma bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Desteğinizi sigemeyin lütfen. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah kazanırız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.